Herkese merhabalar. Bugün Akademix'in 58. sunumunda Egemen Kurtoğlu ile beraberiz. Egemen Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk, merhaba. Teşekkür ederim. Merhabalar. Nasılsınız? İyisiniz inşallah. İyiyim, çok şükür. Kurban Bayramınız mübarek olsun bu arada. Sizin de Siz mübarek olsun. Biz bunu tabii bayram esnasında çekiyoruz. nasılsınız? Bayramdan sonra yayınlayacağız inşallah. Kendinizi kısaca bir tanıtır mısınız bize? Ben İzmir'de yaşıyorum. Ege Üniversitesi felsefe mezunuyum normalde. Evet. Fakat yüksek lisansta 9 Eylül İlahiyat Fakültesi altında çalışıyorum İslam felsefesinde. Şu an tez dönemindeyim. İbn Haldun üzerine çalışıyorum. Şimdilik şeyim bu, titrim bu. İnşallah ileride atanacağız da yani. Evet inşallah. Teşekkür ederim bu arada beni davet ettiğin için. Biz Benim teşekkür için çok ederiz önemli bir geldiğiniz soru. için. Bugün de 58. sunumumuzda sizinle İslam ve Yunan düşüncesinde tarihin serüveni üzerine konuşacağız. Sözü size bırakayım ben o zaman. Tamam. Ben istersen önce şöyle bir başlayayım. Yani ne işleyeceğimize dair bir çerçeve çizelim. Biz aslında bugün klasik dönemde bilimsel faaliyetin karşısında tarihin nasıl konumlandığını konuşmaya çalışacağız. Burada klasik bilim tabirini ben sık sık kullanabilirim. O yüzden şunu açalım yani. Burada klasik bilimle çoğunlukla aslında Aristotelesçi geleneği kastedeceğiz. Bu vurgunun sebebi aslında büyük oranda şu hocam. Çünkü Kuhn'dan beri bizim bildiğimiz bir şey var. Yani bilim dediğimiz şey aslında belirli epistemik cemaatlerin yaygın paradigmalarına dayalı bir şey. Dolayısıyla değişen dönüşen bir şeyden bahsediyoruz bilim derken. O yüzden biz yani bugün aslında İbn Haldun'a kadar olan süreci konuşacağız. Tarihin geldiği noktayı. Bunun için önce şey yapmamız lazım. Yani klasik bilim ne demektir? Bunu izlememiz lazım. Bunu da aslında üç sac ayağında yapacağız. Birincisi klasik Yunan'a konuşacağız Aristoteles üzerinden. İkincisi İslam döneminde hadis tarihçiliğiyle beraber tarihin geldiği aşamayı incelemeye çalışacağız. Son olarak da aslında İbn Haldun'la nihai olarak noktayı koyacağız bir anlamda. Fakat başlamadan önce şunu bir söylemek lazım. Yani biz sonda söyleyeceğim aslında başta söyleyeyim. Yani Yunan'da aslında biz tarih bilim değildir diyeceğiz birazdan ama şu ayrımı aslında yapmamız lazım. Biz çünkü genelde bilimsel faaliyetle bilgi arasında eş kapsamlı olduğunu düşünüyoruz yani bu ikisini. Aristoteles'ten beri episteme ve doksa adı altında aslında bu ikiye ayrılır bilim faaliyeti. Yani birincisi Türkçe'ye işte yakini bilgi ya da burhani bilgi olarak çevrilebilir. Yani mutlak bilgi, bilimsel bilgiden bahsediyoruz burada. İkincisi ise Türkçe'de zan diye çevrilen ya da sanı diye çevrilen bir şey. Fakat bu zan veya sana bilimsel bilgi olmaması demek şu anlama gelmiyor. Yani tarih klasik dönemde hiçbir bilgi değeri taşımıyordu demek değil bu yani. Sanı dediğimiz bu doksa bölümü aslında bizim bireysel ya da toplumsal olarak pratik hayatta işimize yarayan bilgileri içerebilir. Fakat klasik dönemin bilimsel yöntemine uymadığı için biz bunu bilim faaliyeti altında incelemiyoruz. Yoksa elbette tarihin bir bilgi değeri var yani bu dönemde de. Şimdi bu girizgâhtan sonra şöyle başlayabiliriz. Şimdi klasik dönemde bilim dediğimiz hocam iki kriter anlaşılıyordu. Birincisi bunlardan yöntem. Yani bu yöntem aslında tüm bilim faaliyetini içeren bir şeydi klasik dönemde. O da mantık bilimini esas alıyordu. İkincisi ise değişmezlik. Yani bilgi dediğimiz şey aslında değişmeyenin bilgisi olabilir klasik dönem için Aristoteles'ten itibaren. Aslında bu tartışma şuraya dayanıyor hocam. Herakleitos'tan başlayan bir hareketin bilgi edinmemize bazı problemler yarattığı düşüncesi var. Yani bunu örnekleyecek olursak, yani Herakleitos muhtemelen şöyle düşünüyordu. Yani bilgi dediğimiz şey hareket halindeki nesneyi aslında dondurup bir lafza sokmaktan ibaret. Yani ben Egemen'in hakkında bilgi üretmek istiyorsam, Egemen'i aslında o anda donduruyorum ve Egemen hakkında bazı önermeler kuruyorum. Fakat ben o önermeleri kurarken aslında Egemen harekete devam ediyor. Yani değişmeye devam ediyor. Dolayısıyla Herakleitos şöyle düşündü. Yani bu fizik dünyada bilgi o zaman mümkün olamaz. Özellikle şüpheciler yani bunu düşündü. Aslında Platon bunu aşmaya çalıştı fakat aslında bunu kabul ederek aşmaya çalıştı. Yani dedi ki evet bu fizik dünya hareketlerin değişmenin dünyası. Burada bilgi diye bir şey olmaz. Bunu aşmamız için ne yapmamız lazım? O zaman bir üst aleme başvurmamız lazım. O da işte idealar alemi diye bir alem yarattı.
bu alem yaratıldığında aslında Platon şuraya gelmiş oldu. Yani bu fizik alem ikincil bir varlık seviyesine düştü Platon'la beraber. Yani aslında sadece idealardaki esas kavramların, esas alemdeki misallerin bu dünyadaki yansımaları olarak nesneler varlık kazanmaya başladı. Aristoteles aslında bunu daha sonra düzeltmeye çalıştı. Ve şöyle bir şey sundu ortaya. Yani dedi ki aslında biz buna hiç gerek yok. Yani idealara taşımaya gerek yok bilgiyi. Yani bu alemin üzerine çıkartmaya gerek yok. Çünkü aslında biz bu alemin kendisinde evet, değişimi görüyoruz ama yani değişimle beraber bir de sürekliliği de görüyoruz. Yani evet egemen dediğimiz insan işte 10 yaşında 1.50 boylarında, 20 yaşında 1.70 boyunda. İşte 5 yaşında saçı az, şimdi çok gür saçları var falan. Aynı fakat, egemen. Aynen, aynı egemen. Yani 5 yaşında ve 20 yaşında ben egemene aynı şekilde işaret edebiliyorum. Demek ki değişimle beraber aslında sabit kalan bazı şeyler de var. Yani değişimi inkar etmiyoruz. Evet egemen büyüyor ama demek ki evet. Aynı isimle işaret edebiliyorsam burada bir sabite var. Şimdi bu sabiteyi tespit etmek için aslında Aristoteles bizim doğa teorisi dediğimiz, tabiat teorisi dediğimiz bir teori ortaya çıkardı. Yani bu teori şöyle aslında kısaca. Varlık dediğimiz şey Aristoteles'te iki tarzda kendisini gösteriyor. Yani birisi madde olarak, ikincisi de akıl olarak. Şimdi madde dediğimiz şey Aristoteles dedi ki yani madde taşıyıcı bir ilkedir. Çünkü modern dönem öncesinde maddenin işte çekim kanunudur, kütle kanunudur bu tarz gücü bilinmediği için madde sadece bir imkanlardan, potansiyellerden ibaret taşıyıcı ilke olarak kabul edildi. Peki maddede hareketi meydana getiren ne? Yani maddeyi tahakkuk ettiren, bir nesneye dönüştüren şey ne? Bunun için bir üst ilke aramamız gerekiyordu yani. Bu üst ilkeyi aslında bu metafizik bir süreç yani. Çok baştan almayacağım burada. Akıl olarak isimlendirebiliriz genel olarak. Fakat tabii bu nesneyle birleştiğinde buna tabiat dendi, suret dendi ya da akli suret de dendi. Dolayısıyla Aristoteles dedi ki yani bizim bilgi dediğimiz şey bu cisimlerdeki maddi tarafa değil, aslında onun suretine ait bir şey bilmemiz. Yani onun aklını bilmemiz gerekiyor. Cismin, nesnenin akılsal doğasını keşfetmemiz gerekiyor. Şimdi buradan tarihle ilişkilendirdiğimizde tarihin burada pek bir yeri görünmüyor. Çünkü bu akılsal suret dediğim şey Aristoteles'e dikkat edersen yani o Herakleitosçu düşünceyi devam ettiriyor. Yani değişmeyen bir şey o. Yani ben egemene ait bir bilgi bileceğim ama o değişmeyen bir şey olacak. Yani mesela egemendeki insanlığın bilgisini bileceğim. Yani ondaki mahiyeti bileceğim. Yoksa işte her gün veya her ay aldığı yaşı ya da değişen fiziksel durumunu bilmeyeceğim yani. Dolayısıyla klasik dönemde yani bu bilgi dediğimiz şey tümel bir şey olarak kodlandı. Fakat tarihe geldiğimizde tarih şöyle bir alan. Tarih tikel öznelerin yarattığı bir alan dikkat edersen. Yani biz... tarih anlatısında tikel öznelerin bazı eylemlerinden bahsediyoruz. Ve bu eylemler dikkat edersen iradi harekete dayanıyor. Yani tabiata dayanmıyor. Yani ben işte 300 tarihinde bir adamın hareketini bir doğa teorisine dayanarak açıklayamıyorum. Çünkü irade dediğimiz şeyin yönelimini hiçbir zaman kestiremeyiz. Yani modellemeler oluşturamayız buna göre. Dolayısıyla irade koşulsuz bir şey olarak kavrandı Aristoteles'te. Ve dedi ki buradan geldiği şey aslında şurası oldu. Dedi ki şiir dedi tarihten daha bilimsel bir alan. Yani şiir bile daha bilimsel bir alan tarihten. Neden? Çünkü en azından dedi ki yani biz felsefede mesela bazı tümel yargılara varırız. Bu tümel yargıları belirli formlarda şiire aktarabiliriz. Yani şiirsel formda sunabiliriz bu hakikati en azından. Ama tarihte böyle bir şey mümkün değil. Tarih tamamen yani kimin keyfine göre hareket gibi bir şey oldu yani. Evet. Peki. O zaman şunu söyleyebiliriz herhalde. Aristoteles'in burada tarihe bakış açısı onu tamamen şeyden tarihin işlenişinden öznel pardon objektif olan kısmından alıp daha çok onun nasıl işlediğine dair bir şey söylemek olarak görüyordu herhalde tarihi. Yani bir aslında sosyoloji faaliyeti gibi. Yok tarih aslında sosyoloji de değil Aristoteles. Tarih tamamen hikaye hocam. Yani hikayeci tarihçilik dediğimiz bir dönem aslında bu dönem tarihi. Yani oraya geleceğim şimdi. Hani bu dönemde tarih ne işe yarıyor diye bir soru soracaktım aslında ben tam da burada. Evet. Aslında onu sormuş oldum bir anlamda sen. Tarih aslında bu dönemde evet var. Yani Tukidides diye bir adam var mesela. Özellikle bilim tarihi kitaplarında bu tarih biliminin kurucusu olarak falan söyleniyor. Bunun üzerine tartışacağız.
Tarih bu dönemde aslında iki şeye yarıyordu. Bunu aslında İbn Haldun mukaddimede çok güzel ifade eder birincisini özellikle. Birincisi eğlenceye yarıyordu tarih. İkincisi de ibret almaya yarıyordu. Eğlence yönü hakkında şimdi mukaddimede çok güzel bir bölüm var tarihle ilgili. İbn Haldun orada diyor ki tarihin aslında iki kısmı vardır. Birincisi zahiri tarih dediğimiz şey. İkincisi de batını tarih dediğimiz şey. Zahiri tarih diyor tüm toplumlarda aslında müşterek bir alandır. Yani her toplumun böyle bir tarih anlatısı vardır. Fakat bu anlatı sadece akşamları çadırlarımıza oturduğumuzda, sohbet meclislerine geldiğimizde bizi eğlendirmeye yarar. Başka bir şeye yaramaz. Ve kahramanlık hikayeleridir. Yani bir anlamda geçmişi anarız, sohbeti sürdürmüş oluruz. Yani şimdi orta çağda televizyonun olmadığı ya da sosyal aktivitenin kısıtlı olduğu alanlarda tarih biraz da bu işlevi gördü. Yani. Evet. İkincisi ise aslında ibret dedik ya, ibrete yarıyordu tarih. Fakat ibrette şöyle bir şey var hocam. Yani tarihi yaratan özneyle onu dinleyen muhatap olarak ben diğer bireyleriz. Ve biz ikimiz arasında ben bir tecrübe ortaklığı kuruyorum. Bu tecrübe ortaklığından hareketle bir duygudaşlık çıkarıyorum meydana. Dolayısıyla buradan hareketle ben şunu yapabilirim. Yani işte İskender şöyle bir hayat yaşamış. Benim de onunla bazı tecrübede ortaklıklarım var. Buradan ortak bir duygudaşlık üzerinden kendime ne yapacağıma dair bir ibret alabilirim. Yani kıssadan hisse aslında bu. Ve aslında bu yani Kur'an-ı Kerim'de de ya da işte diğer kutsal kitaplarda da tarihin işlevi bir anlamda budur. Yani orada bize bilimsel tarih anlatılmaz. Orada bize peygamberler üzerinden bazı ahlaki mesajlar verilmeye çalışılır. Ve oradan bir ibret almaya çalışırız biz. Evet. Dolayısıyla bu çok subjektif bir alan. Yani burada da tümel bir yargı çıkmıyor. Çünkü biz iki insan ortak tecrübeye dayansa da iki farklı anlam çıkarabiliriz biz bu tarihten. Dolayısıyla burada bir bilimsel bir faaliyet. En azından klasik dönem için yok yani. Evet. Modern dönemde aslında bu hikaye tarihçiliği önemsenmeye başladı. Ve bunun bilimsel bir faaliyet olduğuna dair bazı tartışmalar düzenleniyor. Fakat biz klasik dönemi incelediğimiz için klasik dönemde bilgi değişmeyene ait bilgi demektir. Tümel bilgi demektir. Yani kamusal hale getirebildiğim bilgiyi ben bilgi diyorum. Dolayısıyla bu anlamda yani Yunan'da böyle bir tarihin bence olmadığını görüyoruz. Şimdi tam bu noktada işte o Tukidides tartışmasına gelebiliriz. Yani Yunan'da tarih bilimini başlatan adam diye Tukidides'i genelde öne koyarlar. Yvilakos diye bir iyi bir tarihçi var. İbn Haldun üzerine de bir kitabı var. Ben biraz onun görüşüne katılıyorum bu noktada aslında. Evet, Tukidides şunu yapıyor. Yani tikel olaylar aktarırken bu olaylar arasında bir neden-sonuç bağı kuruyor. Fakat bu neden-sonuç bağı sonuçta tümel yargılara dayanmıyor. Ve belirli olgular eşliğinde şu olaylar gerçekleşir diye bize bir sabiteler sunmuyor aslında Tukidides. Sadece iki olay arasında evet bir neden-sonuç bağı var. Bu anlamda bir bilimsel bir adım olarak görülebilir. Fakat tam olarak ne bir yöntem var burada ne de değişmez daimi bir olgular kümesi oluşturuyor Tukidides. Dolayısıyla yani bence Yunan'da bu anlamda bir tarih bilimi ortaya çıkmadı. Şimdi şöyle diyebilir miyiz? Pozitif bilimlerin daha sonra yaptığı gibi bir tarih bilimi olmadı o zaman. Evet tabii tabii. Tümel bir neden sonuç ilişkisi kurulmaya çalışılmadı. Aynen, çünkü klasik dönemde biz aslında hep bilim diyoruz, şunu karıştırabiliriz. Yani bilim dediğim şey klasik dönemde felsefe aslında. Yani felsefe çatı ilim olarak kabul ediliyor. Ve felsefenin önermeleri bugünkü gibi yani yöntemde mesela şöyle bir şey yok. Yanlışlanabilirlik ilkesi diye bir şey yok. Yanlışlanabilirlik bilimin bir ilkesi değil klasik dönemde. Aksine doğrulanabilirlik bir ilkesi klasik dönem biliminin. Yani ben bugün 200 tane karga gördüm siyah. Buradan hareketle mesela modern bilime göre şu önermeyi yapabilirim. Bu çok verilen bir örnektir aslında. 200 siyah karga varsa o zaman kargalar siyahtır diye bir şey söyleyebilirim. Ve bu modern bilim açısından bir anlamda değerlidir. Yani ben en azından başka bir renkte karga görene kadar bunu geçerli kabul edebilirim. Fakat klasik dönemde karganın siyahlığına ait bir önerme kurabilmem için siyahlığın, karganın mahiyetine arız olan bir şey olması lazım. Yani onun mahiyetinden doğan bir şey olması lazım ve masa başında üretilmesi lazım. Sokağa çıkıp yani kargaları ölçmeyeceğim ben. Yani mantık ilmi zaten masa başı ilmi derler. Yani klasik dönemin bilimsel faaliyeti bir anlamda masa başında gerçekleşir. Tarih de aslında bu anlamda şey klasik dönem bilimine ters düşmenin sebebi bu. Şimdi masa başında gerçekleşmiyor yani. Tecrübeyi esas alıyor bir anlamda. Şimdi buradan İslam dönemine aslında bir geçiş yapabiliriz.
Şimdi İslam dönemine geçtiğimizde aslında tarih bizde şöyle kuruldu. Bir dini ilimlerden bir parça olarak kuruldu. Özellikle hadis tarihçiliği üzerine. Peygamber Efendimiz vefat ettiğinde ortaya bir boşluk oluştu. Yani bir otorite boşluğu doğdu. Bu otorite boşluğu hem bireysel hem toplumsal düzlemde gerçekleşti aslında. Yani bireysel anlamda neydi? Yani ben yani Peygamber Efendimiz yaşarken herhangi bir eylemimi doğru veya yanlış onun yönlendirmesiyle yapabiliyordum. Yani aslında Kur'an bile aslında Peygamber Efendimiz döneminde bir yönlendirici değil çok fazla. Yani onun şahsında bir yönlendirici. Zaten o işte Hazreti Ayşe'nin tabiriyle Kur'an'ın ete kemiğe bürünmüş hali olduğu için yani özel olarak hiçbir sahabeye gidip de metne bakmıyor yani. Peygamber Efendimiz'in hayatını takip ediyor ve onun üzerinden bir pratik doğuruyor yani bir anlamda. Şimdi Peygamber Efendimiz vefat ettiğinde yani insanlar herhangi bir durumda ne yapacağına dair bazı endişeler yaşadı. Bu dini bir endişeydi tabii. İkincisi bu bireysel endişenin dışında bir de devletin nasıl idare edileceği problemi çıktı. Yani çünkü peygamber İslam siyaset teorilerinde her zaman nübüvvet siyasetin temel başlığı olarak işlenir. Yani aslında peygamberlik sadece bizim amellerimizi yönlendiren yani bireysel olarak işte günahımızı, sevabımızı denetleyecek kurum değildir sadece. Aynı zamanda toplumun nasıl idare edileceğini yani bir anlamda anayasa hükmünde bir şeydir peygamberlik, nübüvvet. Bunun için bu otorite boşluğunu kapatmak için Müslümanlar tabii ki ilk olarak Peygamber Efendimiz'in davranışlarını, sözlerini, takrirlerini kayıt altına alma ihtiyacı hissettiler. Tabii Kur'an'a da aynı zamanda. Yani aslında bütün ilimler peygamberin ölümüyle beraber doğdu. Yani o otorite boşluğundan doğdu. Şimdi hadisler bu dönemden sonra toplanmaya başladı. Fakat tabii burada bir şöyle bir problem de doğdu. Yani bunu siz zaten benden daha iyi bilirsiniz o dönem için. Uydurma hadisçilik diye bir şey çıktı. Yani inanılmaz bir şey yani bu. Peygamber Efendimiz atfedilen inanılmaz bir uydurma faaliyet var ortada. Ve bunun önüne geçmek istedi aslında Müslümanlar. Bunun önüne geçmek için de bir yöntem ihtiyacı belirdi. Yani aslında dikkat edersen tarih burada bir dini bir ilim olarak ilerliyor. En başından itibaren. Yani yöntemi de öyle kuruldu. İhtiyacı da öyle başladı. Evet. Bunun için bir yöntem oluşturuldu. Daha sonra bu tabii yöntem çok eleştirildi falan ama bu aslında çok önemli bir şey hocam. Yani çünkü klasik dönemde herhangi bir kitabın bak mesela bir Aristoteles'in herhangi bir kitabını ele alalım. Yani bunun biz güvenilirliğini nereden biliyoruz şu anda? Çok aslında sağlam bir bilgi yok ortada. Yani evet bir üslup üzerinden bazı sonuçlara varabiliyoruz ama yani tam olarak işte bize bunu kimlerin aktardığını bilmiyoruz mesela. Sonradan bir anda bir yerde bulunuyor bir kütüphanede bir yazma eser bulunuyor. Ve biz bunu Aristoteles'in olarak kabul ediyoruz. Şimdi buna karşın aslında bu yöntem çok geçerli bir yöntemdi. Yani dediler ki çünkü... Zincirde bir eksik bile olmayacak çünkü böyle evet, bir esas var yani. Evet bir zincir oluşturdular ve bu kesintisiz bir zincirdi. Daha doğrusu kesintileri varsa da zaten onları tasnif ettiler işte sahih, hasen falan filan diye. Ve bu zincir tabii dediler ki yani bu zincir de uydurulabilir bir şey. Yani ben sana gelirim derim ki işte bana Ahmet şöyle dedi, ona Mehmet böyle dedi. O zaman bu zincirin her halkasını da incelememiz lazım. Bunun üzerine bir külliyat oluştu. Yani adam külliyatı oluştu. Yani her adamın doğruluğunu inceleyeceğimiz bir külliyat çıktı ortaya. İşte bu kişileri adalet ve zapt yönünden inceleyen bir süreç başladı. Ve bu öyle yani basite indirgenebilir bir şey değil. İnanılmaz bir külliyat oluştu yani. Dolayısıyla hani bu modern dönemde hadislere yapılan eleştirilerde mesela yani özellikle popüler eleştirilerde hiç bu hadis sanki tenkidi yokmuş klasik dönemde gibi bir algı oluşuyor. Yani böyle bir şey yok yani. Bu tenkidin zaten ilk başlangıcı o döneme dayanıyor. Evet. Ya bu biraz metin tenkidinin eksik oluşundan kaynaklanıyor. Evet, bu... Aslında onu da usulcülerde falan bulabiliyoruz daha çok ama yine de aslında bunu şey yapıyor dediğin gibi. Daha yani bu aslında çok modern bir eleştiri de değil biliyor musun? Yani İbn Haldun mesela Mukaddime'de bu metin tenkidini yapmaya başlıyor. Yani diyor ki hadisler yani evet bir iman esası olarak ortaya konulduğu için yani sonuçta dini bir ilmin ürünü olduğu için burada yani tamamen bilimsel bir metot yürütemeyebiliriz. Fakat işte dedi ki mesela Mesudi gibi tarihçiler öyle şeyler söylediler ki işte atıyorum milattan önce işte şu yılda Irak'ta 100 bin kişi yaşıyormuş. Yani dedik bu akli olarak imkansız bir şey. Böyle bir şey olamaz yani. Çünkü oranın besleyebileceği insan kapasitesi belli.
Yani buna sonradan aslında İbn Haldun'a geçtiğimizde buna geleceğiz bir anlamda. Akli imkanı öne sürdü aslında İbn Haldun. Burada bir metin tenkidi yaptı. Ama aslında hadisçilerin kendinde de böyle bir örtük bir metin tenkidi var bence. Yani özellikle biliyorsun hadis bir anlamda şeydir, malzemedir yani. Fıkıh için bir malzemedir. Yani sen hadislerden hareketle bir hüküm istinbat edersin. Kur'an da aynı şekilde böyledir yani. Tabii Gazali'nin tasnifine falan bakılırsa yani fıkıh, yani hadistir, tefsirdir. Bunlar hep fıkha hizmet etmek için ve daha sonrasında kendini oluşturmak için alettir aslında. Yani. Doğru, alet ilimler bir anlamda. Doğru, dini ilimlerin aleti konumdalar. Malzeme veriyorlar yani. Ve bu malzemeyi alırken aslında fıkıhçılar böyle toptancı bir eğilim falan göstermediler. Tabii. Yani mesela bazı mezheplerin amel etme kriterleri bence bir metin tenkididir. Yani örtük olarak bir metin tenkididir. Yani işte adam diyor ki mesela, yani bana eğer bir hadis gelirse bu hadisin hani zincirinde bir sıkıntı yok. Fakat söyleyen adamın aynı şekilde başka bir rivayetle bu hadise muhalif olduğu görülürse, yani bu hadisi amel etmediği görülürse, o zaman bu hadisi ben hadisi amel etme kriterlerinde diyor mesela şey yapmam, sağlam bir hadis olarak kabul etmem. Bunun tam hangi mezhepte olduğunu şu an hatırlayamıyorum. Muhtemelen Malikiler'de olabilir. Dolayısıyla aslında bu metin tenkididir yani. Örtük, evet, bugünkü gibi çok cüretkar bir belki tenkit yok ama aslında başlangıç nüveleri var yani burada. Yani burada aslında hadis tarihçiliğinden geleceğim yer şurası hocam. Hadis tarihçiliği bir yöntem olarak, yani tarihe bir, hani dedik ya en başta, bilimin kriteri neydi? Bir yöntem, ikincisi de değişmez tümel bir olgular sunması, önermeler koyması ortaya. Yani hadis aslında bize dünya tarihinde muhtemelen ilk kez tarihin bir yöntemi olduğunu söyledi. Yani bu çok aslında önemli bir şey yani. Öyle basite indirgenebilecek bir şey değil. Şimdi ben modern eleştirilere hani lafı gelmişken şey yapalım, konuşalım. Yani ilmi değil derken ben hani bunlara biraz şöyle bakıyorum. Çünkü biz modern dönemde şöyle eleştirmeye başladık hadisleri. Yani biz bir modern değerler kümesinin içinde doğuyoruz. Bu değerleri bir önce baştan verili zaten kabul ediyoruz. Daha sonra buna uygun da bir peygamber tasavvuru yaratıyoruz. Yani demek ki peygamber benim yani 2010'larda yaşayan bir insan gibi değerlere sahip olmalı diye düşünüyoruz. Ve bunları gidip Peygamber Efendimiz'in hadisleri üzerinden ona giydirmeye çalışıyoruz. Ve diyoruz ki yani bu buna uymuyor. Yani benim zihnimdeki peygamber tasavvuruyla bu hadislerde anlatılan uygun değil. O zaman bu yanlıştır veya yalandır. Şimdi bu bir kere bilimsel bir metot değil. Bu ancak şöyle kabul edilir. Yani bir inananın bir önermesi olarak kabul edilir. Yani sen peygamberin böyle olamayacağına inanıyor olabilirsin. Ama bu bireysel olarak bir senin davranışını belirler. Yani bilimsel bir eleştiri olarak görülemez. İkincisi biz işte şöyle bir yöntem çıkardık. Bu ilginç bir yöntem bence yani. Kur'an'a arz diye bir yöntem çıktı. Yani işte hadisleri alalım, Kur'an'a arz edelim. Kur'an işte onu kabul etmiyorsa bunları eleyelim işte diye. Şimdi bu da çok ilginç bir yöntem aslında. Çünkü Kur'an sanki pek belirli bir yorumu var Kur'an'ın. Dolayısıyla hani Kur'an bize diyor ki şu hadis yanlıştır. Bak benim şu ayetime uymuyor. Şu hadis doğrudur, şu ayete uyuyor. Yani Kur'an böyle bir kitap değil. Kur'an'ın kendisi zaten tefsire muhtaç bir kitap. O yüzden biz 1400 yıldır bunu tefsirle uğraşıyoruz. Hala anlaşamıyoruz yani aramızda falan. Yani ikincisi, Kur'an ve hadis arasındaki ilişkiyi biz tek yönlü zannediyoruz. Yani hani peygamberin yaşamını sadece Kur'an belirledi. Kur'an'ın yani sözlerini peygamberin yaşantısı aslında belirlemedi gibi bir şey. Yani Kur'an aslında birçok yerde konuşmuyor. Peygamber Efendimiz'in yanlış yaptığı yerlerde konuşuyor yani. Öyle bir kitap. Dolayısıyla buradan hareketle yani bu hadisleri Kur'an'a arz etmek yani bence çok ilmi bir yöntem değil. Evet, belli yerlerde belki bir kriter olarak konulabilir ama ben çok onun şeyini net çizgilerini koyan birine de çok rastlamadım açıkçası henüz. Muhtemelen çok temel ilkesel bazı konularda geçerli olabilir gibi geliyor. Evet, belki. Evet, doğru diyorsun. Şimdi neyse, buradan biz hadis tarihçiliğinden yani yöntemi elde ettik hocam aslında. Fakat yöntemle birlikte hadis tarihçiliğinin eksiği şuraydı. Yani deminden beri konuştum. Bir metin tenkidi çok fazla yoktu hadis tarihçiliğinde. Çünkü dini bir şey olarak kabul edildiği için hadis, eğer adamlar bize güvenilir adamlar haber getirdiyse o zaman biz bunu inkar edemeyiz. Yani ben peygamberin ne yaptığını sorgulayamam diye bakıldı meseleye. Yani bunun akli imkanı mümkün müdür bu olay değil midir düşünmedi. Çünkü zaten bu imkanı da biz mucize yoluyla, keramet yoluyla falan aşabiliyoruz zaten dini ilimlerde. Dolayısıyla o zaman burayı bir tenkit etmeye ihtiyacı da olmadı çok fazla.
İkincisi, hadisler bize şunu yaptı hocam. Yani tüm haberleri tikel olaylar olarak aktarırlar hadisler dikkat edersen. Yani hatta aynı süreçte gerçekleşen olaylar bile zincir olarak bölünür. Yani peygamberin bir sözü bir ayrı hadiste aktarılır, bir sözü başka bir yerde aktarılır. Yani aynı dönem içinde gerçekleşen şeyler bile. Dolayısıyla tikel olaylar arasındaki o neden sonuç bağını aslında hadislerle beraber kaybettik. Yani bir anlamda o Tukidides'te kazandığımız o ilerlemeyi bir anlamda geri kaybettik. Ama Tukidides'e nazaran da bir yöntem kazandırdı aslında hadisler bize. Bu anlamda da bir kazanımı var. Bunun sebebi aslında bir anlamda bu aslında felsefeciler de bunu şey yapmadılar. Yani filozofların tarihe bakışları da şey değil. Yani hadisçilerden işte bir yöntemi alalım, gidelim işte Tukidides'ten de neden sonuç alalım. Böyle bir şey yapmadı yani filozoflar da. Filozoflar Aristoteles'i aslında bir anlamda takip ettiler. Tarihin çok bilimsel bir etkinlik olmadığını düşündüler. Şimdi bunun üzerine tabii şey geldi. Yani İbn Haldun diye bir adam geldi. Bence en önemli yer burası. İbn Haldun'un gelişi. Çünkü İbn Haldun'un bence burada kişisel hayatı, hikayesi de çok önemli. Birincisi İbn Haldun hocam Razi geleneğini hocaları üzerinden alan bir adam. Ve zaten şunu biliyoruz biz aktarılana göre, yani kitaplar elimizde değil ama İbn Haldun, İbn Rüşd'ün mesela bütün eserlerine bir özet yazdığı söyleniyor. Yani aslında felsefe geleneğine hakim. O görüşleri biliyor. İkincisi dini ilimler geleneğine de hakim bir adam. Yani evet İbn Haldun için mesela biyografilerde hep, yani hiçbir ilimde tam uzman değildir falan denir ama yani sonuçta o eğitimi almış bir adam yani. Evet. Usul bilgisi var, hadis bilgisi var vesaire. Dolayısıyla İbn Haldun bu iki geleneği de bildiği için bir anlamda bizde bir şey rolü gördü. Telif rolü gördü. Bunları bir potada eritme rolü gördü. Ama bundan da önemlisi bence İbn Haldun'un kişisel hayatındaki tecrübeler aslında. Çünkü aktif siyasetin içinde bir adam. Kuzey Afrika'da birçok siyasi liderle iç içe, işte haciplik görevine falan da getiriliyor. Yani çok yüksek kademelere getiriliyor. Ve şuna şahit oluyor yani. Kuzey Afrika'da bakıyor ki yani kendi bizzat tarihten değil, bizzat yaşadığı dönemde bile şuna şahit oluyor. Devletler arasında sürekli bir döngüsel bir tarih izliyor. Yani birileri devriliyor, birileri geliyor ve bu devrilişler ve gelişler aslında hep aynı süreci izlediğini görüyor. Yani aynı çıkar çatışmalarından neşet ediyor bir anlamda bunlar. Dolayısıyla İbn Haldun aslında o Aristoteles'in hani o doğa teorisinde yaptığı şey vardı ya, yani ya biz idealara gitmemize gerek yok. Burada da süreklilikler var, bir de değişimler var. Aslında bunu tarihe taşıdı İbn Haldun. Ve dedi ki yani aynı şeyi biz tarihte de görebiliyoruz. Tarihte bir süreklilikler var, bir de değişen şeyler var. O zaman tarihte bu süreklilikleri tespit edersek eğer biz bir tarih bilimi ortaya koyabiliriz. Bir bilimsel bir tarih ortaya koyabiliriz. Ki İbn Haldun zaten bu bilim tasnifinde, mukaddimede verdiği bilim tasnifinde hocam aslında klasik dönemi takip eder. Yani tarihi bir bilim olarak falan aktarmaz orada ama bu sadece şeydir yani. Klasik tasnifi aktarmak mahiyetindedir. Mesela Ahmet Arslan Hoca'nın doktora çalışması özellikle İbn Haldun'un aslında bu tasnife nasıl inceden inceye müdahale ettiğini gösterir orada. Çünkü İbn Haldun mukaddimenin birçok yerinde tarihin felsefi bir ilim olduğunu söylüyor. Yani çok ilginç bir şey. Ve biz bugün baktığımızda belki felsefi bir ilim dediğimizde daha çok subjektif bir şey anlayabiliriz ama o dönemin hani en başından beri söylüyoruz ya, klasik bilim anlayışı üzerinden baktığımızda bu şu demek. Yani tarih mutlak bir bilimdir demek. Yani önermeleri tüm zamanlar ve zeminlerde geçerli temelleri içerir demek bir anlamda. Şimdi buradan hareketle İbn Haldun dedi ki hocam Umran diye bir ilim var. Ben bunu kuruyorum. Bu daha önce baktım dedi. Hatta bunu mukaddemede böyle anlatıyor tam olarak. Yani daha önce baktım diyor. Yani hiç bir yerden bana böyle bir bilim kuran bir adamı görmedim diyor. Yani belki de vardı, daha önceleri kuruldu ama bize kitapları gelmedi diyor. O yüzden mecburen ben kuruyorum bu ilmi diyor. Evet, gerçekten. Ve bu Umran ilmini işte bu sabitelerin toplandığı ilim olarak gördü hocam. Çünkü şöyle baktı tarihe İbn Haldun. Tarih aslında bize olayları verir dedi. Umran bilimi de bize olguları verir. Tarihteki olaylar bu olguların eşliğinde meydana gelir. Yani bir anlamda şunu söylemiş oldu aslında. Tarihteki insani eylemin koşullarını biz şeyden buluruz. Umran'dan buluruz. Ve
Bunun belli başlı işte sabiteleri vardır. İşte asabiye vardır. Coğrafya vardır. Bu çok sık şey yapılan işte coğrafya kaderdir mevzusu. Gelmişken hani onu da şey yapalım. İbn Haldun hani bu coğrafya kaderdir bize çok şey olarak kullanılır. Ya işte adam komşusundan bir şey görür, zarar görür. İşte coğrafya kaderdir. İşte Orta Doğu'da yaşıyoruz. Bakın işte nasıl gibisinden. Aslında İbn Haldun'daki coğrafya böyle bir beşeri coğrafyadan bahsetmiyor. Yani fiziki coğrafyadan bahsediyor. Yani işte iklim koşulları vesaire insan neyi davranışları etkiler. Bundan bahsediyor. Bu anlamda Umran ilmi dediğim gibi tarihteki olayların meydana gelişindeki eylemin koşullarını bize sundu. Yani aslında şunu demiş oldu İbn Haldun. Yani irade dediğimiz şey Aristoteles'in iddia ettiği gibi öyle bağımsız falan değil o kadar. Yani keyfime göre falan yaşamıyorum. Ben belli bir kültürde olduğum için bu hareketleri yapıyorum. Ya da belli bir uygarlık düzeyinde olduğum için bende bu sanatlar doğuyor. Yani bir adam oturdu, mantık ilmini buldu değil ki. Yani mesela Aristoteles böyle diyor biliyor musunuz? Çok ilginç bir şey bu. Yani Aristoteles'e sorsak, desek ki yani ya bu ilimler nasıl doğdu? Aristoteles diyor ki boş vaktimiz vardı ondan doğdu. Yani gerçekten yani diyor ki hatta ilimlerin ortaya çıkışı Mısır'da diyor rahiplerin elinde, yani Mısır'da din adamlarının elinde oluştu ilk ilimler diyor. Neden diye sorduğumuz Aristoteles diyor ki çünkü din adamlarının diyor boş vakitleri vardı. Bu boş vakitlerde de bu ilimleri meydana getirdiler. Yani bu kadar keyfi bir şeyden bahsediyor aslında. Fakat İbn Haldun buna ek olarak şunu söylüyor. Yani ilimler öyle yani boş oturmayla şey olsaydı yani hani derler ya. Velhasıl yani köyde de boş oturuyor adamlar ama hiçbir ilim falan üretildiği yok yani. Dolayısıyla ilimlerin üretilmesi için dedi ki İbn Haldun bir şehir uygarlığı gerekir. Yani Bedevi Umran'da dedi mesela yani kırsal yaşamda istediğin kadar boş otur bir ilim falan doğuramazsın. Çünkü Bedevi Umran'da ben zaruri ihtiyaçlarımla yaşıyorum. Yani ya bugün ekmeğimin derdine düşmüşüm yani. Nasıl gideceğim de mantık üzerine düşüneceğim. Biraz evet. Böyle düşün. Ya şöyle bir herhalde şey söyleyebiliriz. Yanlış anlaşılmasın. Boş oturmak veya boş vakti olmak burada önemsiz bir ayrıntı değil aslında yine İbn Haldun için. Fakat yeterli değil. Yani Aristo için evet. Yeterliydi. Evet. Boş vakti olan herkes eğer kafası çalışıyorsa ve üzerine düşünüyorsa mantığı bulabilirdi gibi yaklaşık. Evet. Yani evet. Çevresel diğer şartlar göz önünde bulundurulmuyor. Aynen öyle. Yani Aristoteles şeye metafiziğe girerken her insan doğal olarak merak eder diye bir cümle kurar. Ve bilimlerin temelini bu hayret duygusuna şey bağlar Aristoteles. Yani hayret ettiğimiz için bilimleri doğurduk. Yani bu elbette doğru bir şey. Yani dediğim gibi İbn Haldun'da da Bedevi Umran'da insanların ilim üretememesinin sebebi aslında boş vaktinin olmaması ya da boş vaktindeki yani daha doğrusu zaruri ihtiyaçlarıyla yetinme seviyesinde yaşaması. Evet. Fakat şehir umranına geldiğimizde, şehir yaşamına geldiğimizde bir boş vakit doğuyor aynı zamanda ve bunları üretecek keyfi ihtiyaçların koşulları oluşmuş oluyor. Yani artık ben sadece ekmek yemek için yaşamıyorum şehir umranında. Aynı zamanda yani zihinsel aktivitelerimi geliştirmek için de bir şeyler yapma fırsatı buluyorum. Yani bu anlamda. Yoksa dediğin gibi yani ilimlerin oluşmasında boş vakit zaten çok önemli bir şey hakikaten. Yani yarın ekmek kaygısında olan adam çok ilim falan üretemez. Şimdi nerede kaldık hocam? Kaçırmayalım da. Şimdi İbn Haldun dediğim gibi bu olay ve olgu üzerinden bir umran ilmini kurdu ve umran aslında bir model ilim olarak benimsedi. Ve İbn Haldun'un yaptığı hocam son olarak bence en ilginç şey de şu. Normalde bizim klasik dönemde imkan, zorunluluk ve imkansızlık ya da işte evet imkansızlık, mümkün varlık, zorunlu varlık dediğimiz bu kavramlar yani varlığa ait kavramlar bunlar. Yani biz bir varlık eğer zorunluysa ona vacibül vücut diyorduk işte Tanrı'yı kastediyorduk. Eğer varlığı ve yokluğu aynı anda düşünülebiliyorsa buna mümkün varlık diyorduk. Yani ontik kavramlardı bunlar. Şimdi İbn Haldun dedi ki yani bu varlığın kategorileri değil aslında bu kavramlar. Bu aslında tarihin kategorileri. Yani bizim mantıkta düşündüğümüz bu imkan kavramı aslında tarihte de düşünülebilir dedi. Yani buradan hareketle şuna vardı İbn Haldun. Tarihsel imkan diye bir şeyden bahsetti. Bu çok önemli bir şey bak. Şu anlamda önemli. Bunu şu örnek üzerinden aslında Twitter'da da böyle bir sohbet eşliğinde söylemiştim. Yani mesela klasik dönemde desem ki ben klasik dönemdeki filozoflara göre işte herkes bana 1 lira verse zengin olurum desem evet bu mümkündür derler. Yani evet herkes 1 lira verse bana 7 milyar tane insan var yani çok param olur bir anda zengin olabilirim. Ve bu varlık açısından mümkün bir şey yani herkes verebilir bunu yani.
Fakat İbn Haldun'un tarihsel imkanına göre mesela kimse bunu vermez. O yüzden tarihsel olarak aslında mümkün değildir bu. Yani hiç kimse tarihte 1 lira alarak zengin olmuş mudur? Olmamıştır. Dolayısıyla imkan ve zorunluluk kavramlarını tarihin kategorisi yaptığı için İbn Haldun burada bir bilim olmaktan söz edebiliriz artık. Çünkü zorunluluk girdi işin içine. Yani tümel olmak girdi işin içine. Yani dolayısıyla İbn Haldun şunu dedi. Tarihte bazı olaylar var ki bunlar zorunlu olarak neşet ederler. Yani evet biz bir tabiatla geliriz dünyaya. Bu tabiat bizim irademizin belli koşullarını sunar ama bu tabiatın gerçekleşmesini sağlayan bir de tarihsel koşullar vardır. Hatta bunu öyle ilerletti ki İbn Haldun dinin oluşumunu bile buna bağladı. Yani mesela peygamberin Kureyş'ten olmasını bile tarihsel imkana bağladı ya da tarihsel zorunluluğa bağladı. Çünkü dedi ki yani Kureyş'ten olmasaydı peygamber başarılı olamazdı. O zaman sahte peygamber sayılırdı zaten. Başarılı olduğu için ona biz sahih peygamber diyoruz. Kureyş kabilesinden Allah o yüzden gönderdi. Çünkü güçlü bir kabile olmasaydı yenilirdi. Dolayısıyla buradan artık itibaren Asabiye de için aynı şeyi söyledi mesela İbn Haldun. Yani daha doğrusu Kureyş meselesini oraya bağladı. Yani peygamber Kureyş Asabiyesinden geldiği için güçlü bir Asabiye'ye bağlıydı falan. Mesela bu şeyi konuşurken İbn Haldun şöyle bir şey söyler. İmamlar Kureyş'tendir hadisini tartışırken der ki yani bu dediğimiz şey yani bu hadis evet doğrudur, sahihtir. Yani senedinde bir sıkıntı olmayabilir. Fakat bu bugün geçerli değil. Neden geçerli değil peki? Bugün çünkü Kureyş'in böyle bir gücü yok. Yani o gün Peygamber Efendimiz döneminde böyle bir gücü olduğu için imamlık Kureyş'e verildi. Çünkü toplumları asabiyesi kuvvetli olan gruplar yönetir diye düşündü. Evet. Bu anlamda tarihsel imkanı İbn Haldun buradan hem siyasete taşıdı hem dini anlama yöntemimize taşındı aslında bir anlamda. Yani bunu sistematik olarak kendisi yapmadı ama buna imkan sağladı. Böyle bir ufuk açtı. Şimdi böylece şuraya vardık hocam aslında. Aslında süreyi herhalde iyi kullandık. İyi kullandık. Evet evet. Gayet güzel gidiyoruz. Şimdi buradan aslında şuraya varmış olduk. Yani İbn Haldun yöntemi aldı aslında şeyden. Çünkü tarih kitabında büyük oranda hadisçilerin yöntemini kullanır. Yani aynı yöntemi kullanıyor. Fakat buna bir de klasik dönemdeki felsefenin o değişmezin bilgisi dediğimiz şey var ya. Yani o kategoriyi ekledi. Tarihte böyle bir kategori var dedi. Ve böylece aslında İbn Haldun klasik dönemde bilimi için gerekli olan iki kriteri de gerçekleştirmiş oldu. Bunların birini Umran'la yaptı. Diğerinde hadis tarihçiliğinin sağladığı katkıyla yaptı. Bu anlamda ben arkadaş ortamlarında falan tartıştığımızda hep böyle söylüyorum. Bazen bana şey yapıyorlar yani ya bu çok iddialı bir laf falan filan diyorlar ama yani bence tarih bilimi dediğiniz şey İslam ümmeti oluşturdu. Yani tarihi biz bilim yaptık. Yunanlar bize hikaye olarak tarihi sundular. Evet oradan dediğim gibi bazı neden sonuç ilişkisine dair bazı şeyler bulabiliriz ama onu da biz almadık biliyor musun? Yani mesela işte bizim İslam orta çağında herhangi bir kitabı falan çevrilmemiştik izlesin. Dolayısıyla yani hani biz burada felsefi ilimler geleneğinde söyleyebileceğimiz gibi aslında Yunan'a işte tarihi bilim yapma anlamında çok şey borçlu değiliz bir anlamda. Bu tabii bir şey değil yani. Ceddin deden şey değil yani, marşı değil yani. Fakat böyle de bir gerçeğin olduğunu ben en azından kendim okumalarımda bunu gördüm. Böyle şey yapabiliriz yani noktalayabilirim aslında. Benim bugün anlatmak istediğim derdimi oluşturan şey temelde buydu. Yani klasik dönemde tarih bir bilim değildi, bir hikaye anlatısıydı. İslam döneminde bu dini bir motivasyonla doğdu. Böylelikle bir yönteme çevirdik. Ve daha sonra aslında İbn Haldun'la beraber bir felsefi bilim haline geldi. Evet. Ama tabii daha sonra modernite ile beraber bu yine kırılacak. Yani tarih bilim mi değil mi tartışmaları yeniden doğacak. Çünkü artık tikelliklerin önemi kavranacak. Tarihin tümel olmadığına dair, tarihte bir akıl olmadığına dair tezler ortaya çıkacak. Fakat ben aslında en azından belki, kendi belki bu konuyu onunla beraber düşünmek lazım. Belki bu konuda da başka zaman sizi tekrar da ağırlayabiliriz yani. Evet inşallah. Belki bunu belki devam ettirip olur. Modern dönemde nereye geldi? Evet. Bunu tartışabiliriz bir gün. Ama bugün herhalde benim söyleyeceklerim yani şimdilik bu kadar sınırlı olsun. Varsa bir şey... Biraz önceki tarihin zorunlu oluşuyla ilgili İbn Haldun'da mesela bir örnek verdin. Şeyde alakalı işte bu 1 lira toplamak
Evet. Alakalı bir örnek verdim. Mesela yani buradan hareketle şunu diyebilir miyiz? İbn Haldun için bir olayın yaşanabilme ihtimali tarihte yaşanmış olmasına bağlıdır. Tam olarak böyle bir büyük ölçüde öyle, evet. Çünkü İbn Haldun tarihi döngüsel olarak ele alıyor. Yani evet. Tarihteki olaylar dediğim şey, yani aktörler değişiyor ama o olayların koşuluna ulaştıran o sabiteler değişmiyor. Dolayısıyla eğer böyle bir şey mümkün olsaydı mutlaka bir gün gerçekleşmiş olurdu. Evet. Böyle bakıyorum. Yani o tekrarlanan döngü mutlak anlamda bir kere tekrarlanmış ve devam ederek geliyor. Evet, yani en azından olması lazım. Ya da ben büyük ölçüde bunu çıkarıyorum. Çünkü döngüsel tarih biraz bu yoruma imkan veriyor yani. Hmm. Bence öyle hocam. Anladım. Evet, ilginç bu açıdan da. Evet. Peki, söyleyeceğiniz başka bir şey yoksa burada kapatabiliriz o zaman. Yani evet, şu an ek olarak bir şey gelmiyor aklıma. Zaten izleyenler inşallah yorumlara da devamını yazacaklardır. Sorular olursa da herhalde tek tek cevap vereceğinizi düşünüyorum. Evet evet, inşallah hocam. Evet. Yani tartışmayı sürdürebiliriz yani. Dediğimiz gibi başka bir zamanda yine başka bir programda Akademiks'te buluşuruz diyelim. O zaman teşekkür ederim. Dinlediğiniz için teşekkür ederim.